Döviz kurlarındaki oynaklık devam ederken ekonomist Selçuk Geçer'den dolar tahmini geldi. Ekonomist Selçuk Geçer Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Döviz kurlarının aşırı sert yükselişi ve piyasadaki dalgalanmayı baz alan Geçer, doların 30 liraya kadar yükseleceğini ima etti. Ekonomist Selçuk Geçer paylaşımında 5 olmaz diyenler, 8 olmaz diyenler, 12 olmaz diyenler, 17.80 olmaz diyenler şimdi de 30 olmaz diyor. Bekleyin görün bakalım olacak mı olmayacak mı? Dolar dedi. Vatandaşlar ekonomik krizde boğuşurken döviz kurları ve enflasyon da artmaya devam ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer ise sosyal medyadan doların artmayacağını öne sürenler için bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Geçer, bekleyin ve görün bakalım olacak mı, olmayacak mı ifadelerini kullandı. İktidar cephesi geçmişte doların yükselmeyeceğini iddia etmiş, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, 2019'da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde dolar kuruna ilişkin şunları söylemişti. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan, niye? Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, 6-7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'ten satarız. Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da füze yağsa da şu olsa da bu olsa da dolar yükselse de bir kar etsek. Çok beklersiniz, hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz. Ancak an itibariyle dolar 17,84, euro ise 18,29'dan işlem görüyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer Twitter hesabından, 5 olmaz diyenler, 8 olmaz diyenler, 12 olmaz diyenler, 17.80 olmaz diyenler şimdi de 30 olmaz diyor, ifadelerini kullanarak, bekleyin ve görün bakalım olacak mı olmayacak mı, dedi. Teknoloji Kalkınma Partisi, Tek Parti, Genel Başkanı Ahmet Özal, dolara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özal, böyle giderse daha da kötüye gidecek. Dolar bugün 17,5 lira, yarın 25,5 lira olacak onu da biliyoruz, dedi. Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, dolar bugün 17,5 liraysa yarın 25,5 lira olacak onu da biliyoruz, ifadelerini kullandı. Tek Parti Genel Başkanı Özal, İstanbul'da partisinin Anadolu Yakası Basın ve Teşkilatlar Kahvaltısı'nda üyelerle bir araya geldi. Özal şu ifadeleri kullandı. Şu anda bu saatten sonra emekli olmuş bir insanım ben. Bugün Türkiye'de çok insan siyaseti mevki, makam ve para için yapıyor, bundan hayır gelmez. 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Bizim hiçbir partiyle, hiçbir liderle bir kavgamız olamaz, olmaması gerekir. Bugün iktidarın da muhalefetin de aleyhine konuşmam çünkü bu çözüm getirmiyor. Televizyonlarda izliyoruz insanlar çıkıyorlar ekonominin ne kadar kötü olduğunu anlatıyorlar, ben ekonominin ne kadar kötü olduğunu biliyorum, ben iktisatçıyım, yurt dışında eğitim gördüm orada çalıştım. Ben de size anlatabilirim ekonominin ne kadar kötü olduğunu ama bu çözmüyor ki. Anlatmak problemlerin çözümleri değil, çözümleri anlatmak önemli. Ben genelde televizyonlara çıktığımda vergiden, vergi reformundan, Merkez Bankası para politikasından, halkın anlayacağı şekilde neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Evet çok kötü olduğunu biliyoruz, böyle giderse daha da kötüye gidecek onu da biliyoruz. Dolar bugün 17,5 lira, yarın 25,5 lira olacak onu da biliyoruz, bunlara dur demek lazım. Ben Tayyip Bey aleyhine konuşmuyorum ama hükümeti ekonomi konusunda eleştiriyorum. Ekonomi yönetimi yanlıştır, bunları söylüyoruz zaten halimiz belli. Biz kimseyle kavga etmek için gelmiyoruz, biz sadece vatandaşın problemlerini çözmek için uğraşıyoruz. Kavganın sonu yok, millet de kavgadan bıkmış, Türkiye için ne yapmamız lazım onu konuşalım, hatta iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan oturup konuşalım. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yükselişini sürdüren dolar kuru için yeni tahminler geldi. Geçer, dolardaki ilk hedef 18 sonrasına 19 lira olacak diyen Geçer, bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dedi. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın faizleri yine sabit tutması sonrası dolar fiyatlarındaki yükselişini sürdürüyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den döviz kurlarındaki hareketlenme ilgili dikkat çeken tahminler geldi. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Selçuk Geçer dolar için yeni tahminini açıkladı. Bekleyin görün bakalım olacak mı olmayacak mı? Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunda yaşanan yıl içi zirvelere yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ekonomist Selçuk Geçer dolarda 30 lirayı işaret etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Geçer, dolarda 30 lirayı işaret ederek, doların yükselmeyeceğini söyleyenlere ilişkin olarak, "Bekleyin görün bakalım, olacak mı olmayacak mı?" diye yazdı. Geçer paylaşımında 5 olmaz diyenler, 8 olmaz diyenler, 12 olmaz diyenler, 17.80 olmaz diyenler şimdi de 30 olmaz diyor. "Bekleyin görün bakalım olacak mı olmayacak mı?" ifadelerini kullandı. AK Parti iktidarının ekonomik politikalarını en sert şekilde eleştiren ekonomistlerin başında gelen Selçuk Geçer bu sefer yatırımcıları, "ihtiyacınız olan parayı satıp dolar almayın," diyerek uyardı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yayınladığı videolarda yaptığı açıklamalarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü ekonomistin YouTube kanalında yayınladığı videoda yaptığı son açıklamaları dikkat çekti. Geçer, "Piyasanın çok üstünde enflasyon gelecek dedim. Geldi. Hikaye çok basit. Makro grafikleri okuyorum. İhtiyacın olduğu parayı satıp dolar alma" ifadelerini kullandı. Selçuk Geçer, TL'nin değer kaybedeceğini belirterek şu ifadelere yer verdi. "Konut çok büyük bir balon haline geldi. İhtiyacım yoksa konut almam. Bu sahte bir kriz. 2023-2024'te ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu kriz atlatıldıktan sonra acayip bir refah gelecek. 6 yıl sonra asıl korku filmi gelecek. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir. Dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir. Dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.